أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة ibadette ihlası kuşanmaktır. Yalnızca Allah'a ibadet etmek,
ve sadece ondan yardım dilemek. İhsan, aynı zamanda güzel ahlaka sahip olmak, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamak, Rabbimizin yarattığı her varlığa iyilikte bulunmak. Nihayetinde ihsan, müminin mesleğini en güzel şekilde yapması, işini hakkıyla yerine getirmesi, görevine sadakatle bağlı kalması. Değerli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. El ihsanu en te'budallaha ke'enneke terah. Fe illem tekun terahu fe innehu yarah. İhsan, Allah'ı görür gibi kulluk etmendir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir. Hadis-i şerifle de ifade edildiği gibi ihsan, yalnızca Allah'a kul olmak, her an Allah'ı görüyormuş gibi yaşamaktır. İhsan bilinciyle yaşayan mümin, namazını kendine miraç kılar. Zekatıyla kazancını manevi kirlerden arındırır. Malını bereketlendirir. Kardeşliğini pekiştirir. Orucuyla kendisini kötülüklerden korur. Bedenini ve ruhunu şifaya kavuşturur. İhsan, bilinenleri kuşanan müminin nezaket sahibidir. Kimseyi incitmez, güvenilirdir. Emanete ihanet etmez. Kul ve kamu hakkına tevessül etmez. Takva sahibidir. Yalan ve iftiraya, gıybet ve dedikoduya, kin ve hasede hayatında asla yer vermez. Yüce aziz Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ. Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Evet, ihsan sahibi olmak, halk içinde hak ile beraber olmaktır. Sorumluluk sahibi bir ebeveyn, vefakar bir eş, hayırlı bir evlat, iyi bir komşu olabilmektir. Akrabayı gözetmek, mazluma el uzatmak, yetime kol kanat vermektir. İhsan sahibi olmak, huzurun ve kardeşliğin teminatıdır. Herkesin canını, malını ve onurunu dokunulmaz bilmek, şiddete asla meyletmemektir. İhsan sahibi olmak, ticarette kimseyi aldatmamak, stok ve kara borsacılık yapmamaktır. Bir malı insafsızca, vicdansızca değerinden fazlaya satarak veya kiraya vererek insanları mağdur etmemek, fırsatçılık yapmamaktır. Rızkı helalinden kazanıp helal olana harcamaktır. Kıymetli müminler, Rabbinizin mağfiretine genişliği göklerle yer arası kadar olan ve takva sahipleri için hazırlanmış bulunan cennete koşun emri ilahisine uyarak. Ramazan'ın rahmet ve bereket ikliminden istifade edelim. Rabbimizin lütfettiği nimetleri bizler de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmaya devam edelim. Rabbimizin mağfiretine mazhar olmak için af yolunu tutalım. Kulluğun zirvesi olan ihsan bilinciyle dünyamızı güzelleştirip ahiretimizi mamur kılalım. Değerli Müslümanlar, ne hazindir ki yine bir Ramazan ayında selam ve barış yurdu Kudüs bir çatışma yeri haline getirilmek isteniyor. Miracın ilk durağı Mescid-i Aksa'nın kutsiyeti ve dokunulmazlığı hiçe sayılıyor. Müslümanların öz vatanlarında, kendi camilerinde ibadet etmeleri engelleniyor. Ancak bilinmelidir ki Kudüs herhangi bir toprak parçası değildir. Kudüs İslam yurdudur. Darüsselam'dır. Tarih boyunca tüm dinlerin varlığını özgürce devam ettirdiği,
insanlığın ortak mirasıdır. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların harimi, ismetidir. Tarih boyunca zalimin karşısında mazlumun yanında yer alan aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da Mescid-i Aksa'nın yanında olmaya devam edecektir inşallah. Ela inne ahsenel kelam ve abdala nizam, kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve idâ kur'el kur'ânı feslemi'û leh. Ve ensidû leallekum turhamûn. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islâm. Sadakallahul azim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah, hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Teazümen li nebiyihi ve tekrimen li fekameti şani şerefil isafi. Fekale Teala Azze ve Celle min qaili muhbira ve amira. İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne alel nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyh, sallu aleyhi ve sellimu teslima. Aziz ve değerli müminler, namaza müteakip bizlerden ilçemiz Hüsamettin Dere Köyü cami inşaatı için yardım talep ediliyor. Allah Celle Celaluhu şu mübarek günde ve vakitte, mübarek mabette yaptığımız, yapacağımız bütün yardımlarımızı kabullerin en güzeliyle kabul ile makbul eylesin. Allah يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Okudum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emrediyor. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklıyor. O düşünüp tutalım diye bizlere öğüt veriyor. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber.